sevgili Müzik On Air ailesine kocaman selamlar. Kendimi gerçekten bir savaş muhabiri gibi hissediyorum. Şu anda size Ege Üniversitesi Acil Servisinden sesleniyorum. Düşünün ki yayını iptal etmemek için hastaneden yayın yapıyorum. Hepinize kocaman kocaman iyi akşamlar olsun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Adana'ya kocaman selamlar. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ben Deniz Büşra Nur Çelik. Instagram adıyla Büşra Nur Çelik Official. Ve şu anda hastaneden size canlı bağlantı yapıyorum. Bir tatsız durum yaşandı ve yayını ertelemek istemedik. Şimdi sevgili konuğumu davet etmek istiyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Bayağı doğal bir yayın olacak. Evet, Mac fanları gelmeye başladı. Harika, harika, harika. Çok güzel. Süpersiniz. Şimdiden yorumlar, kalpler akmaya başlasın. Evet, gerçekten kendimi bir savaş muhabiri ilan ediyorum bugün. Merhabalar herkese. Acil servisten sesleniyorum. Belki de Türkiye'de bir ilk yaşıyoruz. Size hastaneden canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demokraside çareler tükenmiyor. Sizin için iptal etmedim ve dedim ki canlı yayın her yerde yapılır dedim. Dilerim ki buradaki hastalarımızı da rahatsız etmiyoruzdur dedik ve hemen şöyle davet etmek istiyorum sevgili Mac. Gelsin mi Mac? Kalpler gelsin, yorumlar gelsin arkadaşlar. Mac geliyor. Evet. Oh, arabanın farı da hafif böyle bir sahne ışığı yaptı bana. Evet, şöyle ben kahvemi yudumlayayım. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz sefalar getirdiniz. Ben de merakla bekliyorum. Gelsin, evet. Bence de gelsin artık. Evet, tüm Mac fan sayfası burada. Harika. Lütfen araba ışıkları böyle dursun. Lütfen. İnanılmaz. Türkiye'de bir ilk canlı yayını hastaneden gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Şöyle şahane bir canlı yayın olsun. Çok özledim sizleri. Çok uzun zaman oldu. Geçen yıldan sonra bayağı bir uzun zaman oldu. Çok fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Hakikaten uzatmak istemiyorum. Artık Mac gelsin diyorum. Haydi Mac, buradaysan seni davet ediyorum. Kahveler ve çaylar hazır mı sevgili izleyenler? Kahveler ve çaylar hazır mı? Bakın Büşra Nur Hanım, Büşra Nur Çelik hiç yılmadı hastane özel canlı yayınıyla birlikte. Sizi Mac'le buluşturuyor acil servislerde. Bu kadın daha size ne yapsın yani? Hayret. Yayından hemen sonra yorumları bırakmayı unutmayın. Evet, hemen Mac geliyor. Birlikte. Kalplerle birlikte. Şöyle ben de randımı alayım. Harikasınız. Tüm yorumları okuyorum. Harikasınız. Evet. Hazırız. Süpersiniz. Harikasınız. Devam. Tam gaz devam. Müthişsiniz. Evet. Sevgili Mac, seni neden canlı yayına alamıyorum? Evet. Bugün araba farlarını rica ediyorum. Sahne spot ışığı olsunlar.
Müzik On Air bir ilkini gerçekleştiriyor. Evet. Tekrar ben istek yolluyorum. Öp 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 öp. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Şu an sizi göremiyorum ama. Göremiyor musunuz beni? Yok, bir saniye gelecektir umarım. Bence gelecek. Benim internetimden de alakalı olabilir, bilmiyorum. Geldi Bilmiyorum, mi? ben de çok uygun bir yerde değilim açıkçası. Belki buradan da kaynaklanıyor olabilir. Sizin görüntünüz çok net bu arada. Ben sizi hala göremiyorum. Tekrar bir alayım mı sizi canlı Olur, yayına? olur, olur. Tamam. Siz çıkın, hemen tekrar sizi alayım. Tamamdır. Evet, böyle aksilikler yaşayabiliyoruz. Hastane özel canlı yayınımda da kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, şimdi tekrar alıyorum. Tekrardan sevgili sanatçımızı davet ediyoruz. Müzik On Air, hazır mıyız Müzik On Air? Evet, şimdi nasılız? Şu an iyi, güzel. Merhabalar. Harika. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Valla doğruyu söylemek gerekirse o kadar spontane bir şey oldu ki şu anda acilden canlı yayın yapıyorum. İsterseniz bir saat sonra erteleyebiliriz, isterseniz yarın erteleyebiliriz. Yok, Nasıl şu anda her rahatınız? şey yolunda ve Tamam, sorun yok. Geçmiş olsun bu sevenlerle arada. de buluşmuş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Nasıl geçti pandemi dönemi? Güzeldir. Öncelikle İyiyim. bir açılış konuşması bekliyorum sizden. Pandemi dönemi vallahi iyi yanları da oldu, kötü yanları da oldu benim için. Yani benim şarkımın patladığı dönemlerde pandemi patladı. Hı. Sürekli sosyal medyadan yürüdük. Şu an pandemi kalktı mesela şarkı eskidi biraz. Yaralarım sar olsun, bağışlı Evet, olsun. evet. Yani tam böyle çok zıt şeyler yaşadım. Hı. Ama genel olarak güzel ama. Çok güzel. Bir taraftan Genel da olarak güzel. insanlar merakla canlı canlı eğilip bakıyorlar bu arada, bilginiz olsun. Çok Evet, ilginç bir canlı yayın gerçekleştiriyorum. Şöyle hastanede. evet, evet. Evet. Ben de şu an bir klip çekimindeyim zaten. Süper. Aynen, bir klip çekimi vardı, oradaydım. Oradan evet, bir yayın açayım dedim, söz vermiştim. Peki, öyleyse soruyorum sevgili Meg. Seni senden dinlemek isterim. Dinliyorum. Şöyle bir baktım bir gazeteci edasıyla, aman Allah'ım, böyle eski fenomen olmadan önceki videolara gittim. Çok farklı bir Evet. Meg var. Yani inanılmaz farklı. Dedim gerçekten Şimdi hani merak edip o herkes kişi mi? gidecektir. Yo yo, aynı kişi değişmedi de Hı. işimiz gereği bazı şeyler değişti. Görünüşümüz değişti. Davranışımız değişti insanlara karşı yani. İşimiz gereği. Neler oldu Meg? Yani nasıl Neler böyle oldu? bir anda Ben yükseldin? 2016'dan beridir rap müzikle uğraşıyorum. Hı. Çok şey yaşadım. İyi kötü. Çok şey yaşadım. Ama daha çok yaşadığım şeyler kötüydü. İşle alakalı. Kendi yaşantımla alakalı değil. Bütün Hı. arkadaşlar sizi de yanlış anlamayın. Yazdığım şarkılar filan hani belirli bir kişi değil, onu da söyleyeyim. Genel. Çoğu empati, çoğu kurgu, çoğu bazı insanların yaşamış olduğu şeyler. Yani örnek veriyorum, siz de bir ortamda oturuyoruz, bir şeyler anlatıyorsunuz geçmişinize dair. Hı. Onlar benim aklımın köşesinde yazılı kalıyor. Anlık bir ilhamla onlar da aklıma gelir. Onları da üzerine katarak güzel bir şarkı çıkartabiliyorum yani. Peki spontane böyle ilerlerken, üretmeye devam ederken biri mi keşfetti Mac'i, yoksa Mac kendi kendini mi keşfedip bir anda yükselişe çıktı? Herkes bunu Yani merak ediyor. şey olmasın, insanlar şimdi ego olarak belki algılayabilir ama beni kimse keşfetmedi ya. Ben, hani beni dinleyenlerim keşfetti, öyle söyleyeyim. Beni Hı. özellikle bir isim alıp da buralara getirmedi. Süper. Yani buralarda olmamın sebebi ben ve dinleyicilerim. Allah razı olsun hepsinden tekrardan. Hı. Tam da onu soracaktım. Nasıl böyle aradaki ilişkimek? Böyle gitgide güçleniyor mu? Nasıl Güzel. hissediyorsun Güzel. onlardan gelen mesajlar geldiğinde? Çok güzel. Çok güzel. Kötü yorum yani çok nadir görüyorum. O da kötü yorum yapanlar neden yaptığı belli zaten. Hı. Başarı kıskanmaktır. Çünkü kimseye karşı bir kötülüğümüz olmadı bu zamana kadar. Piyasaya 1,5 yıldır piyasadayım. Yani bir Bir buçuk yılda buçuk. kime ne yaptın dersen kötü anlamda hiç kimseye bir zararın Bir de dokunmamıştır. Yani meyve veren ağaç taşlanır. ağaç muhakkak taşlanıyor. Öyle bir durum var gerçekten. Ben de hani gıptayla izledim, baktım. Bence çok iyi yükselişe geçmişsin. Özellikle senin
hemen öyleyse soruyorum da oraya da geçmek istiyorum. Bir taraftan ağlama sesleri, doğa sesleri, her şey bizimle. Hiç sorun değil. Derken. Normal zamanda alışmış olduğumuz, yani duymuş olduğumuz sesler hiç sorun değil. Evet, harikasın. Şöyle söylemek istiyorum. Mac eşittir arabesk midir? Yoksa arabeskle birlikte aslında ya şöyle söyleyeyim, ben, farklı türleri de deneyecek ve bize bunu mu anlatmak ben, istiyorsun? Tabii ki, tabii ki. Ben tüm tarzlara açık bir insanım yani. Yapmış olduğum iş şey zannetmesin insanlar. Mac bu tarzı yapıyor, sadece bu tarzı dinliyor. Sadece bu tarzı yapabilir. Mesela hemen konudan konuya atlayayım. Lütfen. Önümdeki projem benden çok farklı bir şey. Dost Lazım adlı bir şarkım çıkacak inşallah bu ay. Aha, yani süper. Benden apayrı buradan işte, da bunun insanların müjdesini vermiş olduk. Dost evet. Lazım. Dost yeni lazım, bir şarkı dost. Single geliyor. Evet. Hastanede İnşallah Allah'ın izniyle. Yani burada asıl anlatmak istediğim şey bu şarkıyı yaparken de hani insanlar beni hep arabesk olarak tanıdığı için şunu da diyebilsinler. Mac bunu da yapabiliyormuş. Farklı. Aha. Yani onu da diyebilsinler. Çünkü benim paylaşmadığım ama kendim için aldığım kayıtlarım var mesela. Çok farklı tarzlar. Benimle alakası olmayan tarzlar. Onu da merak ettim. Hani her sanatçıda vardır bir o demo olarak bir yerde bir durur. İşte acaba ya bununla mı çıkış yapsam falan filan. Senin böyle Mac hani bizden de herkesten gizlediğin ya bu çıksa Yıldız Tilbe bile öf der dediğin böyle bir şeyler var mı? Arabesk olarak yani vardır. Ben bir şarkıma güveniyorum. Gül Yanaklarında Gamze Olayım adlı. Hatta dinleyicilerim var. Onlar o şarkıyı bilen, girişini bilen dinleyicilerim var. Baya baya önceden bir dile getirmiştim. Öyle de bıraktım. Yani şu anda arabesk olarak o şarkıma güveniyorum. Onun dışında yazmış olduğum, kaydını aldığım, beklettiğim şarkılarım var. Bundan kimse haberdar değil. Wow. Yani evet. Evet. Artık haberdar. Önümüzdeki yıl albüm yapabilme gibi bir düşüncem var. Yaparım belki. Yani şu an tam kesin bir karar alamadık ama öyle bir düşüncem de var. Ama dediğim önümüzdeki gibi yıl albüm geliyor. Aynen inşallah. Dediğim gibi şu önümüzdeki şarkıyla insanlara şunu dedirtebileceğim yani. Mac bunu da yapabiliyormuş. Mac sadece acıların adamı değilmiş yani. İnsanlar hep bize o gözle bakıyor şu anda. Ben evet, neden evet, o tarzı ya, yapıyorum? Kusura bakma yani. Ben de birazcık öyle. Ben neden yani o tarzı... Hiç mi mutlu olmuyor bu çocuk hani? Yo çok şükür hayatım hani yoğunda her şey güzel, mutluyum. Yani bir sıkıntım yok, bir derdim yok. Yazmış olduğum şarkı. Eğlenmeyi de seviyorsun incelediğim kadarıyla. Eğlenceyi yani de çok seviyorsun. Eğlenceyi izlemeyi seviyorum aslında. Çok eğlenmeyi sevmiyorum. Biraz şöyle hani eğlenen müziğin insanları izlemeyi de seviyorum. Öğrenelim Mutlu oluyorum birazcık. O şekilde. Mac mesela şarkılarına bakıyorum. Çok da uzatmak da istemiyorum. Mac aşık olursa nasıl bir aşık adamı olur? Nasıl bir adam olur? Şöyle bize bir dürüstçe söylesene. Nasıl? Ya ben çok pek merak şey, ediyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ben özel hayatıma sosyal medyada pek yer vermiyorum. Çok arka planda bırakmayı seviyorum yani. Çok özel değil. Yani burada şimdi şöyle söylemek istiyorum. Mac şöyle olur, Mac şöyle kıskanç olur, Mac böyle. Yani karakteristik olarak onu nasıl ben bir... bilemem işte. Onu ben bilemem de onu beni sevenler belki kişiden kişiye değişir o halim. Yani başkası için Kişiden başka kişiden. bir şekil alırım. Başkası için başka bir şekil alırım o aşk konusunda. Bu da Onu çok ben de iyi bilmiyorum olmuş yani. çünkü. DM kutumda gördüğüm bir soruydu. Ben dedim ki evet doğru çünkü genelde bu tarz arabesk bir arabeskvari şarkılarda bu şarkıları yapan adam bir daha aşık olursa ortalık ne olur diye düşündük mü? Düşünmedik değil tabii ki. Evet arkadaşlar kalp atmayalım donmalar oluyor şu anda donduk mesela. Evet geldi sanırım. Vallahi arkadaşlar konudan koptum ben. Birazcık bu internette bir bulanıklık var şu anda. Evet. Mac'i kaybediyoruz gitgide. Gitgide kaybediyoruz. Sinirlendi kral yazmışlar. Yayın mı gitti arkadaşlar? Gittiyse tekrar alalım. Olur. Hemen tekrar alıyoruz. Hemen. Okey. Kaliteye nazar değdi. Evet. Bence de öyle. Tüm yorumları olabildiğince seri halde bakmaya çalışıyorum ve harika olduğunuzu tekrar belirtmek isterim. Evet. Nazara mı geldik? Ne oldu? Vallahi soruyu sormadık Say. Hakikaten kızdın herhalde sen bu soruya. Hayır yok. Çıkar Yok bakalım sorulabilecek internet. sorular bunlar. Sorulabilecek sorular bunlar. Kapat İnsanlar tabii kapat. merak ediyor.
Çekmedi daha demin. Siz de dondunuz. Ben de o yüzden çıkayım dedim. Yeniden geleyim dedim. Peki Mac, öyleyse soruyorum dasın. O zaman yine soru sormam gerekiyor. Öyleyse soruyorum. Trap müzikleri, şimdi ben böyle arabesk müzik bir radyocu gibi, radyocu edasıyla da bakmak istiyorum birazcık olaya. Şimdi arabesk müzik çok fazla harmanlanmaya başladı. İçerisine trap müzik girdi, arabik müzikler girdi. Ortaya efsanevi karman çorman bir şey çıktı. Evet, çok güzel işler çıkmaya başladı. Aynen. Evet ve çok güzel işler ve rap ve hip hop ve o alttaki o rhyme'lar, işler evet, garip olmaya başladı ve nedense dedim ki, yani altıncı hissim dedim ki, Mac bir şarkı çıkartacak ve içerisinde trap'ler olacak, içerisinde deep house'lar belki olacak ama o rap şarkısı olacak dedim ben evet, kendimce. Bakalım hayırlısı. Çok da spoiler vermek istemiyorum önümüzdeki işlerden. O zaman çok yani, güzel işler gelecek gibi. Şu sanki an biraz durulduk. Bu 3 aydır falan durulduk biraz. Biraz da üstümüze oynayanlar var. Buradan onlara da selamlar. Seslenebilirsin. Buradan yeri. Onlara da selamlar. Yani üstümüze oynayanlar var biraz da. Ekmeğimizden etmeye çalışanlar var. Ama insan ne yaparsa kendine yapar. İyisiyle kötüsüyle. Her zaman demişimdir. Kim hakkınızda ne düşünüyorsa Allah ona 10 katını versin. İyisiyle kötüsüyle. Ben beni biliyorum yani bu yolda ben kendimi nasıl rahat hissediyorsam, hangi tarzda yürümek istiyorsam onu yapacağım. Yani her tarzı denemek istiyorum. Denedim de elimde dediğim gibi kayıtlar da var. Ha insanlar beni böyle arabesk sever. Ne bileyim bir kesim daha eğlenceli sever. Bir şekilde herkese yetmeye çalışacağız inşallah. Çok güzel. Peki böyle birazcık popüler arkadaşlarımıza gelmek istiyorum. Böyle sorular sormak istiyorum. Eğer mümkünse senin için de. Çünkü çok özel olmasa muhakkak soruyorum. Cevap vermeme hakkın muhakkak var ve kullanabilirsin. Şimdi tarz olarak sevgili Rayman arabeskle çıktı ve şu anda evet, farklı tarzlar deniyor. Ve ben Mac'teki, yani Mac için Rayman nasıl biri? Nasıl ilerliyor? Mesela onunla bir düet yapmak ister Rayman, miydi? Rayman benim gözümde başarılı bir insan. Başarılı bir arkadaşım. Ben her zaman hani daha henüz kendisiyle tanışamadık ama. Arkadaş mısınız diye soracaktım. Yok yok, daha tanışamadık henüz kendisiyle. Belki ama bu yayından sonra tanışırsınız. Hayırlısı. Hayırlısı, kısmet diyelim. Başarılı buluyorum Rayman'ı. Yani bir tane daha Rayman Türkiye'ye şimdi kim olsa yerimde bunu söylemez belki ama şöhretinden ödün vermez belki ama bir tane daha Türkiye'ye Rayman biraz zor. Zor. Vay. Evet. Şu an evde olsaydım alkış efektim kesinlikle gitti. Şu an çok efektsiz durumdayım. Yok vallahi yani, bunu yani duyar kasmak veya onu yüceltmek için değil. Gerçekten yaptığı işler bugüne kadar tam nottu benim gözümde. Samimiyet. Yani yiğidi öldür, ben sevmesem de adamı, sevsem de sevmesem de bu başka biri de olabilirdi Rayman'ın yerinde. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Evet, ben de gerçekten bir Rayman'le yayın yapmayı çok istiyorum ve Rayman'daki samimiyeti sende de gördüm. Tarz olarak farklısınız. Aslında köken olarak çok da farklı sayılmazsınız. Birbirinizi besliyorsunuz. Müzik zaten birbirini besleyen bir şey. Evet. Tür olarak. Ve bunu sana sormak istedim. Şimdi senden şöyle güzel bir şarkı dinlesem. Onu çok özür dileyerekten şu an söyleyemeyeceğimi söylesem ne yaparsınız acaba? Çok mu? Vallahi. Çünkü göstereyim bir dakika. Şöyle arabanın içerisindeyim. Sırf söz verdiğim için vallahi arabanın içerisine geldim. İçeride de klip çekiliyor şurada. Allah. Buradan da söyleyelim. Ardahan'ın yeni klibi. Şu an trend 1'de Bilal Sonses'le Ardahan bir şarkısı vardı geçen hafta. Bilal Bey çok selamlar ya. Çok Ardahan'ın şu an yeni klibi çekiliyor. Ardahan'a oradayız. Hadi ilk selam getireyim kendilerine. Çok 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 güzel olur. Bir merhaba deselerdi keşke artık. Valla şu an galiba çekimdeler onlar. Değil mi? Burada var mı? Şu anda çekimdeler galiba. Neyse tamam. Yayında kulaklarını çınlattığımızı muhakkak söyle olur mu? Mutlaka. Ama şarkı konusunda çok üzgünüm. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum ama bir bunu telafi için edelim. Bunu telafi edelim. Evet. Çünkü senden canlı duymak istiyordum yani. Valla şu an ben çok de çok isterdim, isterdim söylemeyi. Ama maalesef bulunduğum ortam çok elverişli değil şu anda. Peki. Öyleyse soruyorum. Son zamanlarda artık son sorulara geliyoruz.
Bu müziğin susturulmasıyla alakalı gece 12 haberleri vesaire, Gereksiz bir kırılan yasak ya enstrümanlarla bence o. alakalı neler düşünüyorsun? Vallahi hani bence herkesin düşüncesi aynıdır. Çok gereksiz bir eylem şu anda o. Gece 12'den sonra yasağın olması filan. Evet. Ve hepinizi de gerçekten de Yani mahcup şu eden an ve zor durumda bırakan. müzisyenlerin, sanatçıların ekmeğine mani oluyorlar diyebilirim yani. Peki ya, durup durup gerçekten soru üretiyorum böyle Sorun sürekli. değil, sorun değil. Sorun değil, soru var çünkü. Evet, bir dizi ya da bir sinemada görebilir miyiz seni? Görür müyüz? Umarım. Vallahi şu an hayal ettim. Umarım. İster miydin? Hayalimdir, benim de her zaman hayalimdir. Bir dizi, bir sinema film olsun. Bulunmak Peki. içerisinde. Üç seçenek sunuyorum. Dizi mi, sinema mı, reklam mı? Hadi bakalım, Reklam. teklifler yayacak bundan sonra. Hani bu Reklam. yayın nasıl? Evet, buradan tüm reklam ajanslarına sesleniyorum. Bu yayında Menk her şeyi açıkladı. Gördüğünüz gibi artık onu kendilerini dilediğinizce özgürce kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir reklam dizisi İnşallah oldu. hayırlısı olur bakalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica Son ederim. olarak Ben neler teşekkür ederim. söylemek istersin? Çok memnun oldum bu Buradan arada. chat'teki herkese selamlarımı İzmir'e iletiyorum. Hep gelirseniz ekipçi muhakkak bekliyorum. Çaylar İzmir mi? benden. Evet. İnşallah. Yakın zamanda inşallah. Çok güzel. Harika. Chat selamlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Size de çok teşekkür ederim sorularınız için. Ne demek? Kendinize iyi bakın. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hoşça kalın. Var mı benden bir ricanız, bir isteğiniz? Her zaman kendiniz kalın ve üretmeye devam edin. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Hoşça kalın. Bay bay. Gönderiyoruz. Bring go go. Evet sevgili Müzik On Air ailesi, bir yayının daha sonuna geldik. Hastane özel, acil özel canlı yayınımdan sonra bu yayını kapatmakta çok zorlanacağım ama dilerim ki yayını sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Sürçülisan ettiysem affola. Ben çok zevk aldım ve harika bir canlı yayındı. Az ve özdü. Dilerim ki fanları da, siz değerli sevenleri de istediğiniz soruların yanıtlarını alabilmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın. Gelişimiz güle güle, gidişimiz güle güle, her işimiz güle güle olsun. Ne yapıyoruz? Yayına yorumları bırakıyoruz. Birbirimizi takip etmeyi ve desteklemeyi unutmuyoruz. Sevgiler. Şöyle bir gösteriyoruz. Evet. Bastım.